Arkadaşlar, hepinize merhaba. Yeni bir torna tezgahı videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi torna tezgahımızın üzerinde bir tane ayna var. Bugün bu aynanın kutu açılışını yapacağız. Hatırladığınız üzere geçen videomuzda iki eksende hareket eden arabayı anövde demonte etmiştik. Büyük bir ihtimalle bir dahaki videoda da bu aynayı bir tane flanş ekleyerek anamile bağlayacağız. Ben şimdi görsel olarak nasıl göründüğünü sizin de görmeniz için kabaca tezgaha monte ettim aynayı. Ama bu nihai montaj değil. Tercih ettiğimiz ayna Watano marka. Tabii ki gönül isterdi ki TOS veya böyle Bison marka bir torna aynası alalım. Ancak onların fiyatları çok yüksek. Dolayısıyla ben birazcık daha bütçeyi kısıp yine Uzak Doğu markası olan Watano'yu tercih ettim. Bundan çok daha ucuz aynalar da var. Ancak böyle bir ayna tercih etmiş olmamın sebebi bu tip hassas işler yapabileceğim küçük bir tornada uzun yıllar kullanabileceğim bir ayna olmasını gözeterek tercih ettim ben. Benim aynam 3 çeneli ancak bunun 4 çeneli, 2 çeneli, 6 çeneli modelleri de var. Şimdilik 3 çeneli yeterli bizim yapacağımız projeler için. Belki ilerleyen dönemde bir tane 4 çeneli ayna alırız. Dilerseniz gelin şimdi kutu açılışına geçelim. İzleyelim bakalım kutunun içerisinde neler çıkıyormuş ve ayna nasıl bir şeymiş. Evet, ayna burada. Buna ekstra aparat koymamışlar mı? Yoksa evet, buradalar. Seçtiğimiz aynanın markası Watano arkadaşlar. Sanırım Güney Kore malı olabilir bu. Neresi olduğu yazmıyor. Hangi ülkede yapıldığı yazmıyor. Sitesine girip buradan kontrol edeceğim. www.watano.net adresi. Burada flanş bağlantıları için 3 tane imbus civata gelmiş, metrik 8. Bir tane alyan anahtar çıktı içinden. Burada ters ayaklar mevcut. Bu ayaklar dıştan kavrama yapmak için kullanılan ayaklar. Ve anahtar çıktı içinden. Yaylı bir anahtar kullanmışlar ama tabii ben bu aynayı kullanırken bu yayı çıkartacağım çünkü ben yaylı kullanmayı sevmiyorum. Burada teknik özelliklerinin yazdığı bir tane kullanım kılavuzu var sanırım. Evet, ayna ölçülerini, kutu içeriğini, anlatıyor. Burada flanş bağlantılarını gösteriyor. C tipi bağlama, D tipi bağlama gibi çene aralıklarını gösteriyor. Burada bu da üretim damgaları. Evet, aynayı açalım. Dikkatlice. Çok yağlı. Tabii ki öyle olması gerekiyor. Kullanmadan önce bu aynayı güzelce temizleyip greslememiz gerekecek. Çünkü kendi imalat yağıyla aynalar kullanılmaz. Bu sadece paslanmayı engellemesi için konulmuş bir yağ. Çok kaygan, dikkatli tutmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi dövme çelik bir ayna. Maksimum 3000 devir dakikada kullanın diyor. Ayna çapı 125'lik. Şimdi genel görünüşünü görmeniz için aynayı ben kabaca milin üzerinde tutturacağım. Thank you.
bir anda tornaya benzemeye başladı ve tornanın üzerinde ilk defa bir tane ayna dönüyor arkadaşlar. Böylece yatakları da test etmiş olduk. Yataklar düzgün çalışıyor. Tabii bütün bu tezgahın hepsi bittikten sonra tamamen bir sıfırlama yapılacak tezgaha. Tek bir gön yayı alınacak tezgah. Ondan sonra kullanmaya başlayacağız. Şimdi en kısa sürede bu aynayla mili birbirine bağlayan flanşı yapacağız arkadaşlar. Onu büyük bir ihtimalle yaptıracağız. Çünkü onu ev atölyesi ortamında yapmak çok mümkün değil. Onu yaptıracağız ve doğrudan getirip monte edeceğiz. Ardından motor bağlantıları, kalemliğin bağlanması derken projeyi sonlandıracağız. Bir de tabii şu esneme sorununa bir çözüm bulmam gerekiyor. Bu canımı çok sıkan bir konu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi tornamızın en önemli parçalarından bir tanesi olan ayna elimize ulaştı ve kutu açılışını yaptık. İlerleyen videolarda bunun ana gövde montajını da izleyeceksiniz tabii ki. Ancak ben bir dahaki videoda kanalda çok fazla sorulan, kanalda ve sosyal medyada bana çok fazla sorulardan bir tanesini bir tanesi için bir video çekmeyi planlıyorum. Özellikle bu torna tezgahı projesine başladıktan sonra bu soru çok açıldı. Kılavuz ve pafta takımı nedir? Kılavuz ve pafta takımı nasıl kullanılır? Videosu olacak bir dahaki videomuzda. Kılavuz ve pafta takımı nedir? Özetle bu şekilde mili vidaya çeviren takıma pafta, boş bir deliği de vida deliği haline, bir somun haline getiren takıma da kılavuz deniyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda onun nasıl kullanılacağını, kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve kılavuz pafta ile ilgili akla gelen birçok soruya cevap vereceğim. Arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videolarımı beğenip paylaşıyorsunuzdur. Ve umarım bu torna tezgahı projesi sizin de hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanındaki hemen küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz videolarımı size çok daha rahat ulaştırırım. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.